Sevgili kardeşlerim, saygıdeğer divan, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Ben niçin böyle yaptım? Çünkü bizim Türkiye'de İslamcılık düşüncesi konusuyla alakalı sempozyum çalışmalarımız devam ediyor. Misafirlerimiz şu an Yenikapı Mevlevihanesi'nde. Ben onlardan kısa süreliğine izin almıştım. Birazdan ilçe başkanımız ve sorumlu milletvekilimiz de gelecekler. Biraz önce telefonla kendileriyle görüştük. Ben sizleri selamlayayım dedim. Buradan öbür tarafa geçeceğim. Sempozyumun yarın son günü. Dün cuma günü açılış yaptık. Açılışta salonun üçte biri doluydu. Fakat açılıştan bir saat sonra salon tamamen doldu. Bugün yine salon aşağı yukarı 3-5'te 4'ü hemen hemen doluydu. Oldukça büyük ilgi var sempozyuma. 40'ın üzerinde bilim adamı ve yazar artı sanatçı tebliğ sunuyor. Bu konuda Türkiye'de yapılan en önemli çalışma yarın akşama kadar devam edecek. Müsait olan kardeşlerimizin gelmesini arzu ederiz. İstanbul'un ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gerçekten ilgililer geliyorlar. Basında da oldukça yer aldı. Daha çok internet dünyasında, bazı gazetelerde yer aldı. Önemli bir konu, İslamcılık düşüncesi tarihi. Hani bizim köklerimizle, değerlerimizle ilgili olan bir mesele. Bu konuyla ilgili iki gündür sempozyum devam ediyor. Akşam olunca da hocalarla sempozyuma gelen 40 civarında hoca var. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelmiş olan hocalarımız. Onlarla birlikte oluyoruz. Akşam programı da Yenikapı Mevlevihanesi'nde sema gösterisi şeklinde oluyor. Muhtemelen başladı orada program ama ben yine onları yalnız bırakmamak adına programın sonunda onlarla beraber olacağımı söylemiştim. Ben mahalle başkanımıza, nerede Mehmet kardeşimiz, teşekkür ediyorum. Organizasyonu gerçekleştirdiği için. Diğer mahalle başkanlarımıza, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, ilçe yönetiminden ve kadın kollarından kardeşlerimiz, Seyit Nizam mahallemizi yalnız bırakmadınız. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Burası evladı Resul'den ismini alan bir mahalle. Seyyid Nizam Resulullah'ın 27. göbekten torunu. Son derece anlamlı bir isim taşıyor. Maneviyat yüklü bir isim taşıyan mahalle. Önemli bir mahalle. Bu mahallemizde mahalle danışma meclisi toplantısını icra ediyoruz. Tebrik ediyorum. Bugün sabah ilçe başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları başkan ve vekili ile beraber ilde toplantıdaydık. Üye ve sandık toplantıları, sandıklarda üye toplantıları konusu üzerinde duruldu. Teşkilatımızın ana gündemi o. Üye ziyaretlerini büyük ölçüde başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonra da artık Allah nasip ederse her sandıktaki üyelerimizle toplantılar yapacağız. Ben kendim de kendi sandığımdaki üyelerimin bir kısmının evlerine gittim bizzat. Bizimki hani ziyaret şeklinde olmuyor. Gidince bir saat falan kalmamız icap ediyor. Onun için tamamını ziyaret edemedim ama şimdi üyelerimle toplantı yapacağım. Kendi sandığımdaki üyelerle. Tabi diğer sandıktaki üyelere de zaman zaman geleceğiz. Yetiştirebildiğimiz kadarıyla. Önemli günleri yaşıyoruz hep birlikte. Bakın geçen ifade ettim, yine dinleyenler vardır ama söylemekte fayda var. Yeni havalimanının ihalesi yapıldı. 26 milyar euro KDV dahil para alacak devlet. Yani Türk lirasıyla 61 milyar lira yapıyor bu. Ne demek biliyor musunuz? 2001 yılının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleşen gelir bütçesi 51 milyar lira.
2001 yılının, yani 12 yıl önceki Türkiye'nin toplam gelirinden daha fazlasını havalimanının kiraya vererek devlet oradan elde edecek. Ama havalimanı da yine aynı firma yapacak. En az 25-30 milyar lira da havalimanını yapmaya para harcayacak. Artı 61 milyar havalimanını işletirken devlete para ödeyecek. Yani bu ülkeyi AK Parti iktidarıyla çok ama çok iyi noktalara taşıdık. Daha da iyi noktalara inşallah gelecek. Bir havalimanının getirisi 12 yıl önceki Türkiye'nin bütçesinin tamamının getirisinden daha fazla. İş adamları güveniyor. Millet güveniyor, inanıyor. Yani umuyoruz, inşallah başbakanımız hep onu ifade ediyor. Biz 2023'te 2071 hedefini artık belirlemişiz. Eğer burada mahalle danışma meclisi toplantısını yapabiliyorsak bu şu demektir, 2071'de de AK Parti iktidarı Allah'ın izniyle olacak demektir. Buradaki sizlerin varlığı bunun müjdesi. Bundan emin olun, Allah'ın izniyle bu misyon o zamana kadar, hatta daha sonrasında da devam edecek. Bizler olmayacağız ama işte buradaki 2071'de yine bu insanların torunları olacak, çocukları olacak. Ama her şeyden önemlisi bu misyon devam ediyor olacak. Biz onları hedefliyoruz. O büyük ulvi hedefler etrafında kenetlenmişiz, birlikte çalışıyoruz. Bu toplantılar bizi o noktaya taşıyacak olan toplantılardır. Toplantımız tekrar hayırlara vesile olsun diyorum. Eğer müsaade ederseniz ben ayrılayım. İstanbul dışından gelen misafirlerimiz de var, onlarla birlikte olalım. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Mehmet kardeşimi de, mahalle başkanımızı da tebrik ediyoruz. Divan'a da teşekkür ediyorum. Söz aldık. Fikret ya. Yani o... Bazen oluyor. Çok büyük yoğunluktan öyle tamam, Fikretçim tamam, olabiliyor. Tamam. Evet. Şimdi ilçe başkanımız da gelir diye biraz şey yaptım. Yani mikrofonu ona vermek istedim ama mahalle başkanımız da konuşabilir yani, değil mi? Konuşamaz mı Fikretçim? Sen şimdi mikrofonu alırsın. Başkanım, göbek ismi Mehmet Hanım. Fikret başkanım. Nasıl? Göbek ismi Mehmet Hanım. Mehmet Fikret diyelim o zaman. Ben mikrofonu vereyim mi mahalle başkanımıza? Yok şimdi selam verirsin, nasılsınız, iyi misiniz dersin. Arkadaşlar soru sorar, onlara cevap verirsin. Hoş geldiniz dersin. Yani konuşmak zor değil, böyle. Biz bize, başka kimse yok ki, biz bize. Evet, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Konuşmalarından dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet. Görüşürüz. Canı sal abi. Abi. Bunlar nereye gitti? Abi. Sevgili ilçe başkanımız, sayın belediye başkan yardımcım, meclis üyelerimiz, kadın kolları başkanları ve yönetimi, gençlik kolları başkanları ve yönetimi, mahalle başkanlarımız ve çok değerli Seyit Nizam Teşkilat mensupları, Seyit Nizam Danışma Meclisimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle divanı tanıtmak istiyorum. İlçe Başkan Yardımcısı Ayşegül Eyvil. Seyit Nizam Mahalle Başkanı Sıdıka Tadık. Seyit Nizam Mahalle Teşkilat Başkanı Muhammed Kıraç.
İlçe komisyon üyesi Yusuf Doğuş. Biraz önce belediye başkanımız programımızdalardı. Biliyorsunuz Türkiye İslamcılık Sempozyumu kapsamında Yenikapı Mevlanesi'nde bir programa katılmak zorundalardı. Başkanım, belediye başkanımız açılışı yaptı aslında. Ben mahalle başkanımız Sayın Fikret Oğuz'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Divan, Sayın Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, tüm mahalle başkan arkadaşlarım, tüm AK Parti Gönül arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Vekilimi unuttum, çok özür dilerim. Sayın Vekilim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz heyecanlı, kusura bakmayın. Seyit Nizam, 33 bin nüfusu olan bir mahallemiz, 16.700 seçmenimiz olan bir mahallemiz, 57 tane sandığımız var, 40 sokağımız ve 2 caddeden ulaşan bir mahalle da görev yapmaktayız. Bir önceki dönemdeki Seyit Nizam mahallemizde AK Parti'de %56 ve birinci almıştı ve diğer benden önceki mahalle başkanı arkadaşlarımıza da huzurunuzdan teşekkür ediyorum. İnşallah bizim de hedefimiz %60'tır. Bizden sonra gelen de Allah'ın izniyle %70 inşallah diyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmalarından dolayı mahalle başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız Sayın Bahattin Ünver'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli vekilim, değerli yönetim kurulu üyelerim, ilçe meclis üyelerim, mahalle başkanlarım, Seyit Nizam Mahallesi'nin değerli üyeleri, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Basın deyince akla Zeytinburnu haber. Sevgili kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, mahalle danışma meclislerini yapıyoruz. Allah'a çok şükür. Hep şükrediyoruz, böyle bir teşkilatın kıyısında, köşesinde görev yapıyoruz. Birileri genel merkezlerini toplayamazken bizler her ay mahalle toplantılarımızı yapıyor ve mahalle danışma meclislerimizi yapıyoruz. Mahalle danışma meclislerinde kimler var? O mahallenin yönetim kurulu üyeleri var. Kimler var? Mahalle başkanı var. Kimler var? Kadın kolları, gençlik kolları, teşkilatları var. Ve özellikle bir birim var ki yeni oluşturduğumuz genel başkanımız Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle kurduğumuz 3+3+3 9 kişilik sandık kurullarımız var. Yeni bir sistem kurduk. Nedir bu sistem arkadaşlar? Genel merkezimiz var, ilimiz var, ilçemiz var, mahallemiz var. Yeni bir sistem, sandık yönetim kurulu üyelikleri. 9 kişiden oluşan her sandıkta, 9 kişinin yer aldığı her mahallede, her sandıkta yer alan kardeşler topluluğu var. Bu kardeşlerimiz mahallelerimiz kadar, ilçemiz kadar, ilimiz kadar aktif. Adeta kılcal damarlarımız gibi bütün teşkilatımıza, hatta bütün üyelerimize, ondan sonra da Zeytinburnu'nda görev yapan, Zeytinburnu'nda oy veren tüm seçmenlerimize dağılarak bizim görevlerimizi adeta yapmış olacak ve bizleri rahatlatmış olacaklar. Teşkilatımızı büyütüyoruz. Birileri dediğim gibi illerini toplayamazken bizler Allah'a hamdolsun mahallelerimizi topluyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah sandık yönetim kurulu toplantılarını aynen böyle yapacağız. Sandık kurulu üyelerinin danışma meclislerini yapacağız. 688 tane sandıkta 9 tane kardeşin bir araya geldiğini farz ederseniz 7000'e yakın yeni bir kadroyla Zeytinburnu sokaklarına döküleceğiz inşallah. Kapı kapı dolaşacağız. Ev ev dolaşacağız. Elini tutmadığımız, sıkmadığımız, halını hatırını sormadığımız seçmenimiz kalmayacağız. Kalmayacak. Genel başkanımız, başbakanımız, milletvekillerimiz işte görüyorsunuz her yerdeler. Başbakanımız her yerde.
Teşkilatımız her yerde. Hep söylüyoruz, koşan bir genel başkan, koşan bir başbakan ve arkasından ona yetişmeye çalışan bir teşkilatımız var hamdolsun. Geri kalmamaya çalışıyoruz. Ona layık bir teşkilat olmaya çalışıyoruz. 42 bin üyesiyle büyük bir teşkilatız biz. Zeytinburnu'nda 198 bin seçmenin 42 bini Zeytinburnu teşkilatına üye. Ve bunların büyük bir kısmı da aktif görev alıyor. Burada bulunan kardeşlerimi o yüzden saydım. Bu kardeşlerimiz sandık kuruluna seçilen kardeşlerimiz. Biz üye ziyaretlerine gittiğimiz zaman, bir soru soruyoruz. Önce hal hatır sorduktan sonra telefonunu, adresini güncelliyoruz. AK Parti'de aktif görev almak ister misiniz? Ve onlar aktif görev almak istiyoruz diyorlarsa onları mahallelerimize, daha sonra da sandık kurullarımıza yönetim kurulu olarak atıyoruz ve aktif görev veriyoruz. Bizlerle beraber koşan, bizlerle beraber olan büyük bir teşkilat oluşturduk hamdolsun. Sadece Zeytinburnu'na yapılan bir çalışma değil bu. 39 ilçede, 39 ilçenin yaptığı çalışma bunlar. Çok şükür. Değerli kardeşlerim, gecemiz günümüze karışıyor. Bu kadar koşuşmamıza rağmen başbakanımızın hızına yetişemiyoruz. Milletvekillerimizin hızına yetişemiyoruz. Az önce Haldun hocamla beraberdik. Allah razı olsun. Bugün toplantıdaydım. Görüştüm. Dedi geleceğim inşallah, zaman ayırayım. Bugün geldi. Ben biraz da onu bekledim. Sağ olsun. Geldi. Onu konuşuyoruz gelirken. Hocam cuma günü de danışma meclisimiz var ilçenin. Gelmeye çalışacağım. Ne zaman erken? Erken biterse uçağa atlayıp geleceğim. Arkadaşlar işte siyaset böyle yapılıyor. Tavandakiyle tabandaki birbiriyle böyle kardeşlik içinde çalışırsa çalışmalar çok daha basit oluyor, daha kolay oluyor. Bizler kopuk bir şekilde burada genel merkezimizden, milletvekillerimizden, meclisimizden ayrı, belediyemizden ve belediye başkanımızdan ayrı bir çalışma içinde olsak ne kadar başarılı olabiliriz? İşte bizim başarımız, birileri belki fark ediyor ama biz hep çalışmadan bunu fark etmiyoruz belki, ama bizim başarımız aslında birlik ve beraberliğimizden geçiyor. Az önce belediye başkanım buradaydı. Onun da gündüz akşama kadar programı vardı. Bir selamlama yaptı, sizlere görüktü. Bir başka çalışmaya gitti. Misafirler var, misafirlerini bekleterek burada bir çalışmaya, buradaki kardeşler toplumuna geldi ve onlara en azından bir selamlayayım dedi. Zaman yetmiyor. Hakikaten yetmiyor. 80 yıl, 90 yıl çok şey kaybedilmiş. Türkiye çok şey kaybetmiş. Zaman kaybetmiş. Olduğu noktada kalmış, hatta geri gitmiş. Bu zamanı yakalamaya çalışıyoruz. Çağdaş ülkelere, modern ülkelere veya bir başka deyişle gelişmiş ülkelere yetişmeye çalışıyoruz. Ama Allah'a hamdolsun onları da geride bıraktık. Bir zamanların hasta adamı Türkiye artık sağlam. Bir zamanların süper gücü Avrupa topluluğu artık hasta adam durumuna geldi. Biz onların hasta olmasına çok sevinmiyoruz ama bizim çok şükür çok sağlıklı olmamız, çok güçlü olmamız sadece bizi değil, bölgemizi, hatta dünyadaki bütün mazlum ve masumları sevindiriyor. Sevgili kardeşlerim, hep söylüyoruz. Bizim çalışmalarımız sadece Zeytinburnu'nda, sadece İstanbul'da, sadece Türkiye'de değil. Bizim çalışmalarımız sadece bölgemiz de değil. Bizim çalışmamız bütün dünyadaki masum ve mazlum insanların hak ve hukukunu korumak için. Bizim çalışmamız, nerede bir aç kardeş varsa, nerede susuz bir çocuk, ilaçsız bir kardeşimiz varsa, onun ilacını, suyunu, gıdasını temin etmek. Bizim çalışmamız, haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan, mazlum ve masumun yanında olan bir teşkilat. Bizim çalışmamız çok farklı. Sizlerin çalışması çok farklı. Kendinizi herhangi bir parti liderin arkasında koşan, yürüyen bir teşkilat olarak değil. Sadece ismi orada geçen bir parti üyesi değilsiniz sizler. Üye teşkilatı değilsiniz sizler. Sizler nesiniz? Sadece Türkiye değil, bölgeye yön veren güçlü bir iktidarın teşkilatısınız siz. Allah'a hamdolsun. 10 yıldır 3 seçim geçiren ama her girdiği seçimi oyunu artırarak yürüyen bir iktidarın mensuplarıyız çok şükür. İnsanlar bize kaşımız gözümüz güzel diye vermiyor oylarını. Başbakanımıza kaşı gözü güzel, boyu uzun diye de vermiyor. Yakışıklı diye de vermiyor. Gecesini gündüze kattığı için, bu ülkeye sevdalı olduğu için, bu milleti çok sevdiği için bu oyu veriyor. Ve 10 yıldır gelinen noktada 90 yıllık o geri kalmışlığı bitirmek için yaptığı büyük mücadeleler nedeniyle veriyor. Bu millet çok çekti. 40
45 yıl 5 sefer gidip 6 sefer geri gelen liderlerden çok çekti. Hep oyunlarla, hep tahriklerle milleti bir yere getiren, milleti hep aldatan iktidarlardan bıktı artık. Sözüne güvenilen yaptıysa yapmıştır, yapmadıysa yapmam demişse yapmamıştır dedikleri, sözüne güvenilen bir liderin arkasında bu millet. O yüzden oyunu artırıyor. Ne diyoruz? Mahalle başkanımız dedi ki, Kemal kardeşimiz burada mı Kemal abi? Eski mahalle başkanımız. Kendisinden çok son derece yararlandık. Ona da teşekkür ediyoruz. %54'le dedi bana bıraktı. Şimdi ben %60, benden sonraki kardeşimiz de %70 olacak. İşte hedef arkadaşlar. Bizim hedefimiz bu. Olduğumuz yerde saymayacağız. Bizden önce görev yapan değerli kardeşlerimiz çok mücadele verdiler. Bizler de mücadele veriyoruz ama inanıyoruz ki bizden sonra gelen kardeşlerimiz bu bayrağı biraz daha yukarıya çıkaracaklar ve ülkenin önünü biraz daha fazla açmış olacaklar. Şimdi belki biraz sonra hocam anlatacak. Bizler iktidara ne zaman geldik biliyor musunuz arkadaşlar? Referandumda iktidara geldik. Türkiye çapında %58 oy alarak artık müktedir olduk, iktidar olduk ve hükümet olduk. Artık birilerinin söyleyecek sözü kalmadı. Birileri ne dedi artık? Bunların arkasında %60'a yakın bir oy var. Bunları bütün Türkiye destekliyor. Demek ki Türkiye bu. Biz ona göre hareket etmemiz lazım. Herkes ayağını denge almak. Ona göre hareketlerini düzenlemek zorunda kaldı. İşte önümüzdeki seçim. Hep söylüyorum ve söyleyeceğim danışma meclisi bitene kadar. Başbakanımız Ankara'ya bizi çağırdığı zaman ilk söylediği şuydu. Teşkilatlarımıza gittiğiniz zaman onlara selamlarımızı söyleyin. Zor bir süreçten geçtik, zor bir süreçten geçeceğiz. 10 yıldır mücadele veriyoruz, Türkiye'yi belli bir pozisyona getirdik Allah'a hamdolsun. Ama bundan sonraki süreçte durmayacağız. Her seçim çok değerli diyoruz, hakikaten değerli ama bu seçim hepsinden çok önemli. Çünkü bu seçim aynı zamanda yerel seçim değil, belediyeyi, belediye başkanını ve meclis üyesini seçen bir seçim değil bu seçim. Bu seçim aynı zamanda gelmekte olan referandumu, gelmekte olan genel seçimi etkileyecek bir seçim. Birileri oyunun sabitlemenin hesabını yaparken bizler oyumuzu artırmadığımız sürece birilerinin dilinden kurtulamayız. Biz zirveye her zaman zorlamak zorundayız ve puanlarımızı en az 5 puan yükseltmek zorundayız. Herkes kendi ayağını ona göre denk alacak. Ve sizlere selamıyla beraber teşkilatıma şunu özellikle belirtin dedi bize. Siyasette biraz daha zaman ayıracaklar. Çoluğundan, çocuğundan, işinden zaman ayıracaklar. Boş zamanlarında yapılacak bir iş olmadığını anlayacaklar. Çünkü onlar tarihi bir misyon üstlendiler. Belki adsız kahraman olacaklar. Belki isimlerini ve birilerini duymayacak. Ama onlar gelecek olan çocukları, yavruları için aslında bir Çanakkale Savaşı gibi bir savaş veriyorlar. Türkiye'yi yeniden dizayn ediyorlar. İşleri çok zor ama bir o kadar da kolay. Çünkü biz kardeşler topluluğuna birbirimiz inanmış kardeşleriz. 7.30'da başlayan toplantıya ilçe başkanımız 9'da geldi. Sizlerden özür diliyorum. 1.5 saattir burada bekliyorsunuz. 2 saat gelmesem yine bekleyecektiniz. Biz de beklemek zorundayız. Biz de boş durmuyorduk ama beklemek zorundayız. Birbirimizi görmek zorundayız. Derdimizi birbirimize anlatmak zorundayız. Dermanı da bir araya geldiğimiz zaman çözmek zorundayız. Dermanı bulmak zorundayız. Ben sizlere teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aslında danışma meclisleri, mahalle danışma meclisleri, teşkilatımızın bizlere, milletvekilime, belediye başkanıma ve bütün teşkilata söyleyecekleri sözleri almak, direkt ve temelinden dinlemek, eksik kalan yönlerimizi tamir etmek için yapılıyor. Bir de ne yapıyoruz kardeşlerim? Yeni yeni teşkilatımıza katılan aktif kardeşlerimize bir araya gelmek. Onlarla tanışmak, onlarla muhabbet etmek. Amacımız bu. İnşallah muvaffak olacağız. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Geceniz mübarek olsun. Konuşmalarından dolayı, değerli konuşmalarından dolayı ilçe başkanınıza teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilimiz Ahmet Haldun Ertürk'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun milletvekili. Çok değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Tabii Bahattin Başkan bana konuşacak bir şey bırakmadı doğrusu. Yani ne kadar konuşulacak şey varsa onların hepsini söyledi. Ama ben de şunu söylemek istiyorum. Türkiye hakikaten 10 yıldır çok işler yapıldı Türkiye'de.
meşhur da bir laf var biliyorsunuz. Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür diye. Yani insan hafızası unutmakla yaşadıkları şeyleri, gördüklerini unutur belli bir zaman geçtikten sonra. Bizler de belki unuttuk çoğu şeyi. Hatırlamıyoruz bile yani 10 yıl önce, 11-12 yıl önce Türkiye ne haldeydi, insanımız ne haldeydi, yaşantımız ne haldeydi, ekonomimiz ne haldeydi, yollarımız ne haldeydi. Bunları unuttuk. Bugün şu anda mevcut olanları yetmez görüyoruz ama nereden nereye geldiğimizde asla unutmamamız gerekiyor. Bunları hepimizin ezbere bilmesi gerekiyor. Ve de bunları anlatmamız gerekiyor. Yani insanlara unutturmamamız gerekiyor. Peki bu yapılanlar yeterli mi? Hayır, tabii ki yeterli değil. Ama yapacaklarımızı da zaten hedefler ortaya kondu. İşte ilk hedef 2023, sonra 2071 hedefi, 100. yıl hedefi ve buralara kadar neler yapacağımızı, neler yapmamız gerektiği de satır satır yazıldı. Bunları da hepimizin ezbere bilmesi gerekiyor. AK Parti'nin şöyle bir misyonu var. Yaptıklarını ve de yapacaklarını atmadan, sıkmadan vatandaşa anlatmak. Yani yapamayacağımız ve de yapmayacağımız hiçbir şeyi vatandaşa vaat etmemek, yapacaklarımızı vaat ettiklerimizi de sonuna kadar yapmak. AK Parti'nin başarısının altında yatan en büyük sırlardan bir tanesi bu. Yine bu işin bir hilesi var. Dürüst olmak. En büyük hilesi bu. Yani bizler kendi hayatlarımızda ve de siyaset hayatımızda dürüst olduğumuz müddetçe ulaşamayacağımız hiçbir nokta yok. Ulaşamayacağımız hiçbir başarı yok. Her türlü başarıyı yakalayabiliriz. Bugün aldığımız oyları çok daha yükseklere çıkartabiliriz. Tabii bir de şanssızlığımız var. Karşımızda doğru düzgün bir muhalefet yok. Muhalefet yok derken söyledikleri birçok şeye sinirleniyoruz ediyoruz ama ya adamlar da ne yapsın? Söyleyecek bir lafları yok. Ya dağarcıklarında bir bilgileri yok, becerileri yok. Yalpalamaya başladılar. Bu tabii onları durmadan geri getiriyor. Geri götürüyor. Bizleri de ileriye doğru çıkartıyor. Ama bizim esas yapacağımız iş, konuşacağımız laf bundan sonraki yapacaklarımızı doğru düzgün anlatma. Adamlar o hale geldiler ki geçen gün mecliste az kalsın küçük dilimi yutacaktım. Profesör titrili maalesef bir de üstelik doktor, yani benim meslektaşım bir milletvekili kalktı ana muhalefet partisinden. Dedi ki tabii dedi siz de duble yolları yapıyorsunuz dedi. Ben bakalım altından ne çıkacak diye bekliyordum. Trafik kazaları arttı, memlekette sakat oranı arttı dedi. Ya hepimiz yani gülsek mi ağlasak mı hakikaten şaşırdık. Yani insanlar, karşımızdakiler bu kadar yalpalamaya başladı. Bir sürü istatistikler var. Duble yol yapılan yerlerdeki trafik kazalarının azaldığını, ölümlerin azaldığını, maddi hasarın azaldığını, yaralıların azaldığıyla ilgili Türkiye'de yapılmış bir sürü istatistikler var. Dünyada da böyle. Artık buraya kadar yalpalamaya başladılar. Onun için ama bu da bizi asla gevşetmemeli. Bu zihniyette olan insanların yarın bizim gevşekliğimizden istifade ederek bu ülkenin başına geldiğini düşünürseniz vay ki vay halimize. Yani belki bizler tamam devrimizi tamamlıyoruz ama çocuklarımızın, torunlarımızın çekeceği çileleri şimdiden görebiliyorum ve bu beni inanılmaz bir şekilde korkutuyor. Onun için hepimizin ta AK Parti teşkilatlarının en uç noktasından başbakana kadar hepimizin çok ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani bu ehil olmayan ellere bu ülkeyi asla teslim etmememiz gerekiyor. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum ama herhalde sizlerin de bana ya da başkana, Bahattin Başkanıma söyleyecek ya da soracak sözleriniz vardı. Ben onları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi. Konsept böyle değil mi başkanım? Yani çok fazla konuşmayalım, nutuk atmayalım. Ankara'dan haber bekliyorum. Ne oluyor? Ankara'da işler fena gitmiyor ya, iyi gidiyor. Yani büyük bir sıkıntı yok. Tabii Ankara'da şöyle aslında bir sıkıntı var. Muhalefetin bir sıkıntısı var aslında. İktidarın yaptığı her şeye karşı çıkıyorlar. Yani
Bir de biz onlara bazen takılıyoruz tanıdıklarımızla komisyonlarda falan. Ya arkadaş 10 yıldır yani bu ülkede her şeye karşı çıktınız da ülkenin de hem Türkiye içinde hem de dünyada geldiği yeri görmüyor musunuz? Ya bunlara da karşı çıkmıştınız. Ya şimdiye kadar yaptıklarımıza da karşı çıkmışsınız ama bunları şimdi onlar da keyifle kullanıyor. Yani işte maddi olarak bakarsanız işte çift yollardan, havaalanlarından, limanlarına varana kadar her şeyi kullanıyorlar büyük bir keyifle. Ve herkes daire sahibi oldu, araba sahibi oldu, işte krediler ucuz bilmem, Tokyo falan. Bunların hepsinden istifade ediyorlar ama yine çıkarttığımız her kanunda inanılmaz derecede aleyhte konuşuyorlar. Herhalde bu da muhalefet olmanın maalesef Türkiye'de bir gereği herhalde. Onun haricinde tabii Türkiye aslında şu anda zor günlerden geçiyor. Niye? Başımızda ya da komşumuz işte Suriye'nin başına gelenler. Irak hakeza çok keyifli bir yer değil. İran çok keyifli bir yer değil. Yukarıda da Gürcistan civarı, Ermenistan tarafı çok keyifli değil. Tabii Türkiye başını kaldırdıkça Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da lider bir ülke, sözü dinlenir bir ülke haline geldikçe bu ülkelerde hesapları olan hem cinsel hem ekonomik hesapları olan ülkelerde buna işte Rusya'sından tutun da Almanya'sından, Hollanda'sından, İtalya'sından, Fransa'sından, Amerika'sına kadar, İsrail'ine kadar bir sürü ülkenin kendi menfaatleri doğrultusunda çabaları var. Bu bölgeye hakim olmak istiyorlar. Onunla da ilgili bir sürü işte ajanları belki cirit atıyor. Ülke insanını tahrik ediyorlar. Bizimse bunlar karşısında inanılmaz bir şekilde sağduyulu ve sabırlı olmamız gerekiyor. Bu geçmiş 11-12 yılı düşününce birçok şey çok ağrımıza gitmişti bu 10 yıl zarfında. Yani karşılaştığımız şeyler. Ama buna başta Sayın Başbakanımız olmak üzere hepimiz sabır gösterdik. Bütün hepimiz sabır gösterdik. Bu sabrın da sonunda buralara kadar geldik. Bundan sonra belki bu tahrikler işte Reyhanlı örneğinde olduğu gibi maalesef bu tahrikler belki daha da artacak. Yani Türkiye'yi bir kaosun, batağın, bir gaye kuyusun içine çekmek için gücünü buralarda savaşsa savaş, savaş lafı kolay geliyor insanın ağzına da ama ülkeyi hem insan kaynakları açısından hem de ekonomik açıdan Türkiye gibi daha belini yeni doğrultan bir ülkeyi tekrar belini doğrultamayacak bir hale getirebilir bir olay savaş. Onun için bizim bu tahriklere asla kapılmamamız gerekiyor. Sabretmemiz gerekiyor. İnşallah Teala bu badireden de Allah'ın izniyle çıkacağız diye düşünüyorum. Soruları nasıl alacağız başkanım? Ha, öyle mi? Peki, hepinize teşekkür ediyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada vekilimiz ve ilçe başkanımız sorularınızı cevaplamak üzere burada kalacaklar. Soru sormak isteyen arkadaşlar adlarını da öncelikle bildirirlerse isim olarak da isimle de not etmiş oluruz. Evet, soru sormak isteyen arkadaşlar. Buyurun, teşkilat mensuplarımız. Buyurun. Kürsüye davet edeyim ben sizi. Diyorum herkese. Benim adım Bilgin Kurt. Vekilimize soracağım soru emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olacak. Sayın vekilim, mecliste herhangi bir çalışmamız var mı bu konuyla ilgili? Onu sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Neden iyi akşamlar. Sayın vekilim, hoş geldiniz. Benim sorum sizlere olacak. Bizzat yazılı olarak da vereceğim size. Giresun'da 58 kilometre hızla 166 lira ceza geldi bana. Bunu sizlere vereceğim. Mecliste gereken yapmanızı istiyorum. Hocama ver ödesin. Buyurun. Hocama ver ödesin. Yok, ben ödedim. Ödedim ama fotokopisini vereceğim kendisine. Teşekkür ediyorum. Thank you.
Ben Emine Karataş, özellikle Bahattin Bey'e sormak istiyorum. Konuşmasında şöyle bir şey söyledi. Biz çalışmalarımızı haksızlığa uğramış, sadece Türkiye değil tüm dünyadaki mazlum insanların yanında olmaya çalışıyoruz dedi. Fakat çok uzağa gitmeye gerek yok. Hemen şurada Zeytinburnu'nda haksızlığa uğrayan ve AK Parti'ye 10 yıldır destek veren insanlar var. Ben buna bizzat şahidim şu anda ve kendileri de mutlaka biliyorlardı. Özellikle Sultan Murat Camii ile ilgili bir proje var. Bu proje kapsamında bazı kişilerin binaları kamusallaştırılmak isteniyor. Daha önce Zafer Alsaç tarafından bu kişilerle görüşülmek istendi ve kendilerine bu evlerini vermek istemediklerini söylediler ve belli şartlarının olduğunu söylediler. Yalnız Zafer Bey hiçbir şekilde bu insanla muhatap almadığı gibi evleriyle ilgili de hiçbir açıklamada bulunmadan resmi süreci işlemeye çalışıyor. Şu anda da Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti meclis üyelerinin onay verdiği yazıyı askıya açmış durumda. Ve 5000'lik imar planı onaylanmadığı halde şu anda 1000'lik plan meclis onayından geçip şu anda askıda bulunmuş olmakta. Büyükşehir Belediyesi'nin askısında. Ben şunu sormak istiyorum. Burada bir Sultan Murat Camii gibi proje olabilir. İnsanlar bu camiyi büyütmek istiyor olabilir. Ama insanlar da özellikle orada bir geçmişi var. 50 yıldır, 100 yıldır birlikte yaşadıkları çevreler var, bir geçmişleri var. Bu insanlar özellikle bu çevreden kopmak istemiyorlar. İkincisi bu insanlar madem ki alınacak, ille de ısrarla burası isteniyor. O zaman bu insanların hakları verilsin. Eğer ki bu insanlar şunu da dile getiriyorlar. Ben şu anda onları temsilen buradayım. Ve 10 yıldır da biz AK Parti'ye oy veren insanlarız aynı zamanda. Bu insanların isteği şu, çok basit bir şey. Zeytinburnu'nda aynı mevkide birçok boş alan var. Buraya çok zor değil. 35 dairenin yapılıp bu insanlara teslim edilmesi çok zor bir olay değil. Yalnız maalesef belediye bu konuda resmen rant olayına döndürmüş bu işi ve şu anda bu insanlara ev vermediği gibi çok cüzi, ev anlamayacak paralarda, tekliflerde bulunmakta bu insanlar. Ve bu insanlar şu anda mağdur ediliyor. Çok uzağa, dünya ülkelerine gitmeye gerek yok. Zeytinburnu merkezinde şu anda böyle bir mağduriyet var. Ve hiçbir şekilde bununla ilgilenilmiyor ve resmi süreç sanki çok iyiymiş gibi, doğruymuş gibi kendi lehlerini çevirerek işlenmeye çalışıyor. Ve şunu demek istiyorum. Özellikle şu anda bir mahkeme süreci var. Bunu da bir albayın mahkemesi ve 5000'lik plan uygulanmadı. Ve belediye bunu temize çekti. Şu anda temizde aynı şekilde. Ve 5000'lik plan uygulanmadığı halde 1000'lik plan uygulanmaya çalışıyor. Aynı şekilde devam ettirilmeye çalışıyor. Zafer Bey'e ben mail çektim. Dedim ki bu insanları mağdur etmeyin. Ya projenizi değiştirin, ya bu projeyi değiştirin ya da küçültün, başka yere taşıyın. Madem bu insanın rızası alınması gerekiyor. Cami, sonuçta bir cami yapıyorsun. Orada nasıl ibadet yapılabilir? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu insanın rızası yok. İkincisi, sen burayı ısrarla istiyorsan, ısrarla istiyorsan bu insanlara aynı mevkide yer verin. Çok özür dilerim ama lütfen sorunuzu biraz daha özetlerseniz. Hemen bitiriyorum. Çok önemli bir mesele çünkü bu bence şu anda. İkincisi de dediğim şey, bu insanlara bina yapın aynı mevkide, bu insanları taşıyın, rızasını alın. Bu insanlar versin evlerini. Üçüncüsü, hayır ben yerde vermiyorum, ben ille de burayı istiyorum diyorsanız, o zaman bu insanlara gerçekten Zeytinburnu'nda kendi dairelerine eşdeğer evler alırsınız, teslim edersiniz. Ama Zafer Bey bunların hiçbirine gelmediği gibi, belediye bunların hiçbirine, ki ben Murat Aydın Bey'e de aynı şekilde mail çektim, hiçbiriyle ilgilenmiyorlar ve kendi resmi süreçlerini kendi yasalarına göre uygulamaya çalışıyorlar. Ciddi bir haksızlık var ve hiç kimse bununla ilgilenmiyor. Benim ricam, lütfen ilgilenin. Çünkü şu anda insanların hepsinin dediği şu, ve bu insanlar ise AK Parti'ye oy veren insanlar ve şu anda Zeytinburnu'da ciddi bir şöyle bir olay var. İnsanlar, ev sahibi olanlar, biz evlerimizden eğer Zeytinburnu Belediyesi AK Parti 2014 seçimlerinde başa gelirse biz evlerimizden olacağız düşüncesiyle hiç kimse oy vermek istemiyor. Böyle bir şey de var. Bu da çok ciddi bir şey. Sonuçta biz AK Parti'yi destekledik. Bugüne kadar buraya getirdik. Ve bunlar, lütfen ilgilenir misiniz? Bu en iyi bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani burada ben, resmiyet benim elimde. Ben ne istesem onu yaparım. Havasından lütfen çıkılsın. Özellikle ben bunu videoya getirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Başka soru sormak isteyen? Sayın ilçe başkanım, mahalle başkanlarım, değerli teşkilat arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz mahallemize. Ben ismim Mehmet Kemal, Seyit Güzel Teşkilat Başkanı. Ben iki soru soracağım. Birincisi Sayın Vekilime, çalışan iş yerlerinde 1500 lira maaş alıp askeri ücretten maaşlarını yatıranlar birçok iş yeri var. Bunun önüne geçilemez mi? Bunu soracağım.
Tabii bu insanlar emekli olduğu zaman da askeri ücretten emekli maaşı bağlanacak. İkinci sorum ilçe başkanıma. Kentsel dönüşüm kapsamında Zeytinburnu'nda kirada oturan kişilerin şikayetleri var. Biz kentsel dönüşümde kiracı olarak nerede oturacağız diyorlar. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Mikrofon açabilir miyiz? Görevli arkadaşımız, mikrofon açalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim sorum şu olacak, daha doğrusu öğrenmek istediğim şey. 2011 yılı 27 Eylül günü bir sabah eşim işine giderken sarhoş bir sürücü tarafından trafik cinayeti, kaza demiyorum, cinayet hayatını kaybetti. Bununla ilgili bu kişi 5 yıl 4 ay gibi komik bir ceza aldı. Ve sarhoş olması nedeniyle düşük ceza aldığı söylendi. Kanunda böyle bir şey varmış. Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde alkollü trafiğe çıkmak cinayete sebebiyet vermeyle eşdeğer. Kaza yapmasa dahi böyle yakalandığı zaman bununla ilgili böyle bir işlem yapılıyor. Bizim ülkemizde de böyle bir çalışma olamaz mı? Söylemek istediğim bu. İsmim Şahin Gültekin. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Benim sorum... İsminizi alalım, pardon. Soruya başlamadan önce. Engin Tilki. Benim sorum... Bu Zeytinburnu'nda oturan 10 sene, 15 senede oturan arkadaşlarımız var, insanlarımız var. Şimdi bu 2 senedir bu Suriyeli dostlarımız olsun, yabancı ülkelerden olsun, kiralık ev bulmak o kadar zor oldu ki burada. Adamlar yabancı uyruklara 1 milyar kira veriyor, kendi milletimiz kiralık ev bulamıyor. Yani eskiden 400-500 liraya daire buluyorduk. Misal adam 800 liraya çalışıyor, 600 lira kira. Bu adam nasıl geçinecek? Ama Suriyeli bir arkadaş gelirse adam peşin 1 milyar veriyor, oturuyor evde. Ama kendi vatandaşımız şeyi bulamıyor, kiralık ev bulamıyor. Bu nasıl bir çözüm olacak bilmiyorum. Herkese iyi akşamlar, sağ olun. Ben adım Bülent Kurt, Seyit Nizam 1. Mahalle Teşkilat Başkanıyım. Benim sorum da vekilimize olacak. Sayın vekilim, arkadaşımızın da dediği gibi Suriyeliler buraya geldikten sonra çalışanlarımız çok sıkıntı çekmeye başladı. Atıyorum konfeksiyonlarda çalışan arkadaşlarımız 1 milyar maaş alırken Suriyeli arkadaşlarımız 500'e 600'e çalışıyorlar ve 400'e çalışan da var şu anda. Onlar 400'e çalıştığı zaman diğer arkadaşlarımız işinden oluyor. Bu şekilde nereye varacak? Bizim kendi vatandaşlarımız gerçekten zor durumda kalıyorlar. Bunun sonucunu size soruyorum. Lütfen cevaplarsanız. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilim, sayın ilçe başkanım. Hayırlı akşamlar. Benim sayın milletvekilime ve ilçe başkanıma bir sorum vardı. Ben Beşiktaş Teşkilat Başkanı Fatih Tirek. Sayın ilçe başkanımızın ve belediye başkanımızın bu konuyla ilgili bilgisi var. Ben bir de sizden bilgi almak istiyorum. Bu mahalle kapsamında aile hekimliklerimizden birisinde ruhsatlarla ilgili bir sıkıntı olduğundan dolayı İSKİ su vermiyor. Sayın İlçe Başkanımızın da bilgisi var, verildi. Belediye de bu konuyla ilgili ilgilenmiyor diyebilirim. Bizim en büyük reformlarımızdan birisi olarak gördüğümüz aile hekimlikleri neden bunlara özellik tanınmıyor? Büyükşehir su vermiyor. Niye vermiyor? Büyükşehir'de sanıyorum başkan oradakilerin söylediği kadarıyla iş yeri ruhsatı vermemiş. Oraya iş yeri ruhsatı vermemiş. Konut ruhsatı vermiş. Bizim belediyemiz de buraya iş yeri ruhsatı vermiş. Bu durumdan dolayı da sanıyorum şantiye suyu saate bağlanmış binaya ve devamlı kesildiğini söylüyorlar. Bu konuyla ilgili de biz belediye başkanımıza da başvurduk. Sayın hekimimiz de başvurmuş. Yalnız sonuç çıkmadı. Bunu nasıl çözebiliriz? Teşekkür ederim.
İyi arkadaşlar, birinci soru şuydu. Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Tabii Türkiye geçmişte bu erken emeklilikten, yani hanımların 38, erkeklerin 42-43 yaşında emekli olmasından ve de bunlara yıllarca prim ödenmesinden dolayı ülkenin ekonomisi battı. Dünyada da hiçbir ülkede 38 yaşında ya da 42-43 yaşında emeklilik diye bir şey yok. Avrupa ülkelerinde ortalama 67 civarında emeklilik yaşı. Tabii bu yaşa takılanlar meselesi, prim ödemesi tamamlanmış, yani gün sayısı tamamlanmış ama bir geçiş süreleri de var. Yaşa ulaşabilmesi için 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gibi bir zaman geçmesi gerekiyor ki emekli maaşı alabilsin. Bir de şimdiye kadar bu durumda olan vatandaşlarımız sağlık yardımından da faydalanamıyorlar idi. Şimdi yeni yapılan bir düzenlemeyle yaşa takılsa bile sağlık yardımından yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma yapıyor ama yaşa takılanların yani genç yaşta emekli maaşı ödemesi ufukta gözükmüyor. Ama sağlık yardımı yapılmaya başlanacak. Trafik cezası bu 58 kilometre ve 168 lira ceza. Bundan hakikaten herkes çok muzdarip. Ben de muzdaripim. Biliyorsunuz %10'a kadar, normal sürati %10'a kadar geçenler 168 lira, %10 ile 30 arasında geçenler 300 küsür lira, %30'dan fazla 700 liraya kadar falan bu cezayı ödüyor. Türkiye dünyada en çok trafik kazası olan ülkelerden bir tanesi. Bir yılda yaklaşık 5-6 bin kişi hayatını kaybediyor. 20-30 bin kişi sakat kalıyor. Ve bu kazaların %80'i aşırı süratten oluyor. Onun için de maalesef bu tip sürati düşürmek için cezadan başka da bir alternatif yok. Geçenlerde ben 260 küsür lira ödedim. Yani şeyde %25 peşin ödediğim için %25 indirim yaptılar. Bir soru neydi? Ha, çalışanların aldığı maaş düşük gösteriliyor. Önlenemez mi? Bu tabii Türkiye'nin problemlerinden bir tanesi. Şu anda SSK'lı çalışan nüfusun yarısı, belki yarısından bile biraz fazlası asgari ücret alıyormuş gibi gözüküyor kayıtlarda. Tabii bu sizin çalıştığınız iş yerine yaptığınız sözleşmeye bağlı. Siz yüksek maaş alıyorsanız ve de bu patronunuz, işvereniniz maaşınızı düşük gösteriyorsa tabii ki emeklilikte de düşük oluyor. En büyük sıkıntısı da orada zaten. Şimdi size düşük ödendiğinde devletin bir haberi yok. Nasıl haberi olacak? Sizi şikayet etmeniz lazım. Diyeceksiniz ki gideceksiniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Ya ben işte atıyorum 2000 lira maaş alıyorum ama bunlar benim maaşımı asgari ücretten gösteriyorlar. Yani 800-850 lira civarında. Oradan gösteriyorlar diye şikayet ederseniz o işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu hakikaten gırtlağına yapışıyor ve de iyi sıkıyor yani. Ama siz yani böyle bir teşebbüste bulunmazsanız, şikayet etmezseniz peki de şimdi ya benim nereden haberim olacak? Hayır, şimdi sistem yapılmış şu anda. Ama size düşük ödeniyor. Yani iki kişi arasında olan şeyi ben nereden bileceğim? Ya ben derken tabii benim bilmem gerekmiyor da. Ya Sosyal Güvenlik Kurumu bunu nereden bilecek ya? Ancak siz bunu bildirirseniz o zaman bu işe bir çözüm yolu bulunabilir. Yoksa bu ne oluyor? Alan razı, veren razı gibi bir pozisyonun içine düşmüş oluyorsunuz.
Yani bunun şikayetten başka bir yolu yok diye düşünüyorum. Bir diğer soru, alkollü araç kullanmak, başınız sağ olsun diyorum. Bu hakikaten Türkiye'nin önündeki en büyük ayıplardan bir tanesiydi. Ya yalnızca alkollü araç kullanmak değil, trafik kazalarında işte adam kırmızı ışık yanarken geçiyor, birisine vuruyor, ölüyor. İşte 3 yıl 5 yıl hapis cezası alıyor. Tabii alkollü araç kullanmak ya da uyuşturucu almışken araç kullanmak, kanunlarda cezai müeyyidesi çok azdı. Ama şimdi yeni bir, belki gazetelerde okuyorsunuz, yeni bir kanun tasarısı meclise geldi. Alkollü araç kullananlara verilecek cezalar inanılmaz bir şekilde artırılıyor. Bir de yol üstünde ki marketlerde, bakkallarda alkollü içki, teşekkür ediyorum. Bugün çok konuştum da onun için. Alkollü araç kullanılması yasaklanıyor. Hatta öyle şeydi ki, yani adam fitil gibi sarhoş, üflemiyorum diyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani Türk Ceza Kanunu'nda bir karşılığı da yok. Şimdi bunların hepsi ağır cezalara bağlanıyor. İnşallah kanun çıktıktan sonra millet alkollü araç kullanmaya korkar. Kiralık ev ve Suriyelilerin çalışması. Tabi bu şimdi Türkiye'de sosyal bir yara halini aldı. Hemen kısa vadede ne kadar çözdü bilmiyorum. Zannediyorum kamplarda 200 bin kişi civarında yaşıyor. Bu işten hemen böyle apartmanları dikebilmek de çok mümkün değil. Hem ekonomik olarak hem de zaman açısından da çok mümkün değil. Tabii ki arz talep meselesi. Yani Zeytinburnu'na yerleştirirse illa Zeytinburnu'nda oturacağız diye de bir kayıt yok. Yani diğer semtlerde de olabilir. İstanbul'da ne kadar olduğu da çok bilinmiyor. Bütün ümidimiz, duamız bir an önce Suriye'deki o iç karışıklık biter. Ve bu kardeşlerimiz de kendi ülkelerine, kendi vatanlarına, kendi evlerine dönerler. Tabii İnsan bunu yaşamayınca çok hissetmiyor. Ama şimdi bir de şöyle düşünmek lazım. Ya Türkiye ya da İstanbul böyle bir felaketle karşı karşıya kaldı. Her gün mahallede yüzlerce insan öldürülüyor. Ya biz de canımızı işte nasıl kurtarsak bir yere kaçıyoruz. Para yok. Eşya yok. Yiyecek yok. Çoluk çocuk aç. Yani o duruma düştüğünüzü düşünün. Ne yapacaksınız? İşte birisi 800'de çalışıyorsa 600'de çalışacak. Çalışıyorum diyeceksiniz. Yani çoluğunuzun, çocuğunuzun, evde aç bebeğin sütünü temin etmek için bir şeyler yapacaksınız. Yani. Bu o da yaşayanların aleyhine gibi olacak ama siz de canınızı kurtarma telaşındasınız. Yani çok boyutlu. Bu tam bir sosyal yara. Ama tek şey bu kötü durumun ortadan kalkması. Aile kimliği ve ruhsat meselesi. Tabii biz hep eskiden ya yapalım sonradan, isim arkadan gelsin zihniyeti bizde çoktu. Niye zaten de öyle de işler yürüyordu. Ama artık yani bu şeyi bir düzene, tertibe almanın da zamanı geldi ve de çoktan geçti belki. Yani yaptığımız işleri ruhsatına, iskanına, işte kanunu, düzeni ne diyorsa ona uygun yapmak zorundayız. Ve ona aykırı yapılınca da işte elektriği bağlanmıyor, suyu bağlanmıyor. Ondan sonra dert yanıyoruz. Ama dert yanmadan önce bu işi kitabına uygun yapmamız lazım. Artık kitabına uygun yapılmayan işlerde ne ruhsat, ne iskan, ne suyu, böyle bir şey asla olmayacak. Onun için ya bu arkadaş tuttuğu yeri değiştirecek, yani iskanı yoksa, ruhsatı yoksa, buna gidip de belediyeye ya buna su ver, elektrik ver falan demek çok doğru da değil. Niye?
yasal olmayan bir şeyi yapmış oluyor. Bir de demin cami meselesi geldi. Başkanım ona cevap verir ama bir de şöyle bir şey var. Bazı yerler işgal edilmiş. Yani bazı vakıfların yerleri, devletin yerleri. Vakti zamanındaki gevşekliklerden bir de fırsatçılıktan dolayı adamın tapulu malını ya da vakfın tapulu yeri işgal edilmiş, apartman yapılmış, memle yapılmış. Bugün şimdi oraya başka bir şey yapılacak. Burası benim. Ya burası senin değil. Burası başka birisi. Başka birisinin yerisini işgal etmiş durumdasın. Ki bizim kültürümüzde biliyorsunuz Bursa'daki Ulu Cami'nin ortasında bir tane havuz var. Şeye vermeyen, cami yapılmasına vermeyen birisine ait, burada namaz kılınmaz diye oraya bir tane havuz yapmışlar. Bursa'ya gidenleriniz bunu biliyordur. Aynı şey Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin de başına gelmiş. Fatih Camisi'ni yaparken oradaki mimarlar falan bir tane yabancı gayrimüslim birisinin yerini zorla almışlar. Lan padişahımızın emri buraya cami yaptırıyor, sen nasıl vermezsin diye. Bunu adam gidiyor kadıya şikayet ediyor. Kadı da Fatih Sultan Mehmet Han'ı karşısına çekiyor. Zorla gasp etti diye kolu kesiliyor. Herkes donup kalıyor. Ya biz böyle bir kültürden geliyoruz. Ha sonradan o gayrimüslim vatandaş Müslüman oluyor. İşte bağışlıyor şeyi, yeri bağışlıyor. Fatih Sultan Mehmet'i affettiğini söyleyerek Fatih Sultan Mehmet Han kolunu kurtarıyor. Yoksa Çolak Fatih diye anacaktık yani. Yani böyle bir kültürden gelen insanların zorla bir yeri gasp etmesini çok mümkün görmüyorum. Bunu Anakent Belediyesi için de söyleyebilirim. Zeytinburnu Belediyesi için de söyleyebilirim. Bunların çok büyük vebali vardır. Yani o binalarda muhtemelen sanıyorum ki bu tip bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Ama bunu başkanım ve belediye başkanımız herhalde tetkik edeceklerdir diye düşünüyorum. Ben çünkü şeyi bilmiyorum ama yani kültürümüz böyle olduğu için, geçmişimiz böyle olduğu için bu tip şeyleri yani hayır işliyoruz derken kimse ahiretini de kaybetmek istemez. Ama sorular bu kadardı herhalde. Peki hepinize teşekkür ediyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum. Aydınlığa kavuşturdu. Ben de rahatladım. Hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben Sultan Murat Camisi'nin Emire Karataş kardeşimizin konuşmasıyla ilgili. Şimdi orada bir sıkıntı olduğunu biz biliyoruz. Ama oradaki halkın, oradaki mahallenin o camiyi çok istediğini de çok iyi biliyoruz. İnsanların yüzlerce dilekçeyle burada büyük bir cami yapılmasını ve oradaki caminin hakikaten çürük ve sağlıksız olduğunu, Allah korusun en ufak bir sıkıntıda yıkılabileceğini ve bu konuda müthiş bir talep var orada. Tabii teknik başkan kardeşimiz yanlış yapmıştır, öte yapmıştır, onu bilemiyorum. Tabii kendisi burada yok. Keşke kendisi olsa da mikrofonu ona verseydik. Başka bir programdan aranlar belediye başkanımızla. Hocam aslında olayı özetledi. Biz millet olarak bırakın camiyi, bırakın Müslüman bir kardeşini incitmeyi, bir gayrimüslimin şikayetinden bir padişahın kolu kesilecek duruma gelen bir milletin çocuklarıyız biz. Allah'a hamdolsun. Bırakın bir başka gayrimüslime zulmetmeyi, kendi insanımıza, kendi kardeşimize zulmetmek. Hakikaten üzücü bir cümle kullandınız. Ben onu asla o şekilde yorumlamıyorum. Bir sıkıntı vardır. Sizler haklı olarak kendi yerinizdir. Vermek istemeyebilirsiniz. Cami de olsa doğrudur. Vermek istemeyebilirsiniz. Ama belediye başkanımızın bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Bir çalışma yürüttüğünü biliyorum. Ama o bölgede öyle daire bulmak da çok zor olduğunu biliyorum. 35 tane daireden bahsediyorsunuz ve orada boş bir alan yok. O sokağı da biliyorum. Aşağı yukarı oradaki çevreyi de biliyorum. Diğer konudan diyorsunuz ki 5000'lik planlardan önce 1000'lik planlar geçiyor. Ondan sonra 5000'lik planlar ona uyduruluyor. İlçe planını yapar, büyükşehire gönderir. Büyükşehir planını yapar, ondan sonra da onaylanır. Büyükşehir'de de, Zeytinburnu Belediyesi'nde de bu gibi çalışmalar bu şekilde oluyor. Ama ben belediye başkanımıza bu konuyu konuşacağım. Bu da biliyorum ki yaklaşık 5 senedir bu konu üzerinde çalışma var. Ben meclis üyesiydim 5 sene önce. 5 sene önce de aynı konu vardı. Bir kardeşimiz vardı. Tam
Sultan Murat Camii'nin karşısında o da büyük bir mücadele veriyordu orada. Ondan dolayı da o cami yıkılamadı ve yapılamadı. Şimdi sizin hakkınız tabii ki çok kutsal, çok önemli. Ama orada cemaat namaz kılarken o caminin çöktüğünde bir hayal edin, bir düşünün. Allah göstermesin. Burada bir uzlaşma gerekiyor tabii ki. Sizin hakkınızı yemeden, oradaki insanların hakkını yemeden onları da memnun edecek bir projenin altına imza atmak lazım. Onu yeniden bir görüşeceğiz inşallah. Sizlere de rahat edecek bir sonuç ortaya çıkacak. Siz istemeden hiçbir şey olmaz. Ama orada da diğer vatandaşlarımızın da çok büyük bir isteği var. Onu da çok iyi biliyorum. Büyük bir sıkıntı var o konuda. Suriyelilerle ilgili hocam çok güzel bahsetti. Allah razı olsun değerli hocamdan. Ama sevgili kardeşlerim, ben mikrofonu aldığım zaman mazlum ve masumlardan bahsettim. Dünyadaki bütün insanların, zulme uğrayan insanların gözünün ve kulağının Türkiye'de olduğunu, başbakanımızda olduğunu söylemeye çalıştım. Suriye'de bir savaş var. Dış ülkelere karşı aldığı kimyasal silahları ve bombaları halkına atan bir zalim iktidar var. Bir zalim başkan var. Ve orada her gün yüzlerce Müslüman kardeşimiz katlediliyor. Çoluk, çocuk, kadın, kız, erkek hiç fark etmiyor. Ve binlerce insanımız ne yazık ki şehit oldu. Yaklaşık 80 bin tane kardeşimiz ne olduğunu bilmediği bir ölümle karşı karşıya geldiler. Ve bu kardeşlerimiz orada ölümden kaçıyor. Çoluğunu, çocuğunu alarak kardeş bildiği, kardeşim dediği, bir başka deyişle abim dediği, 600 yıl beraber yaşadığı bu topraklara dönüyor ve kucak açıyor. Diyor ki beni ancak siz kurtarırsınız. Ve dediği de oluyor. Bugün dünyada tek Suriye'nin sesini dinleyen, Suriye'nin sesini bütün dünyaya anlatan tek bir ülke var, tek bir genel başkan var, tek bir hükümet var. O da sizin başbakanınız. Ve sizlersiniz. Bu kardeşlerimiz Suriye'den buraya geliyor. Aç, hocamın dediği gibi. Nereye gidecekler? Ne yapacağız? Biz bunlara kucak açmayacak mıyız? Tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki dedikleriniz çok haklı. Aşınızı bölüşüyorlar, işinizi bölüşüyorlar, dairenizi bölüşüyorlar. Rahatınızı belki kaçırıyorlar. Ama oradaki insanların çocukları ölüyor, hanımları ölüyor, eşleri ölüyor, kendileri ölüyor. Ölüm var orada, ölüm. Nereye gidecekler? Kardeşlerine iyi bir şekilde devam ediyor. İşte başbakanımız Amerika'dan yeni dönüyor. Sanıyorum döndü. Döndü mü? Dönecek inşallah. Bugün dönüyor sanıyorum. Bitiyor bugün. Salı. Salı günü mü hocam? Başbakanımızın birinci gitme nedeni biliyorsunuz Suriye. Dünyadan destek arıyor. Ve ağzını açtığı zaman Birleşmiş Milletler'e burada bir zulüm var. Burada çocuklar ölüyor diyor. Bağırıyor ama sesini dinleyen yok. Amerika'ya gitti. Derdini anlatmaya gitti. Ve bununla beraber sadece ve sadece buradaki Suriye'deki olaya çekmek için Reyhanlı'da biliyorsunuz büyük bir patlama yaptılar. Tahrik etmek için, bizi o ateşin içine atmak için, ülkenin huzurunu ve mutluluğunu kaçırmak için, kardeşi kardeşe kırdırmak için oraya çekmeye çalışıyorlar. Her tarafta bir ateş var. Hocam bahsetti, sadece Yunanistan'ı söylemedi. Yunanistan'da savaş yok ama orada da açlık var hocam. Avrupa'nın hasta çocuğu, pardon, Avrupa'nın şımarık çocuğu bugün ekmek bulamıyor ne yazık ki. O da bir ayrı bir sıkıntı. Ve o sıkıntıların içinde gül açmış bir ülkeyiz biz. Ama bizim gül olarak kalmamız çevremizdeki ateşin sönmesine bağlı. Çevremizde ateş ne kadar fazla olursa bizler de Allah korusun kavruluruz. O yüzden bunu da inşallah çözeceğiz, sabredeceğiz, kardeşlerimize kucak açacağız. Aman ha aman onları hor görmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Elinize gelmiş, evinize sığındı, kapınızı açtı, kapının eşiğin orada oturuyor, ne yapacaksınız? İçeri almayacak mısınız? Siz büyük bir milletsiniz. Sizin sevginiz, saygınız, sevginiz, şefkatiniz onlara da yetecek inşallah. Evet. Aile hekimliği konusunda hocam da söyledi. İşte her şeyi bilen, her şeyi gören süper bir milletvekili. Allah razı olsun. Tek çözüm isyan almak. İsyan almadığınız sürece elektrik alamazsınız, su alamazsınız. Bu sistem. Türkiye'de bir sistem oturuyor arkadaşlar. Yeniden bir yapılanma bu. Yeniden bir yapılanma, yeni yapılıyoruz. Hepimiz psikolojik olarak da kendimizi ayarlıyoruz, toplum olarak da kendimizi ayarlıyoruz, devlet olarak da, millet olarak da, belediye olarak kendimizi ayarlıyoruz. Bu zorlukları yeneceğiz ve herkes o sisteme ayak uyduracak. Herkes iskanını alacak, herkes belediyenin verdiği ruhsatların dışında bir iş yapmayacak, kanunsuz iş yapmayacak, herkes kanuna göre hareket edecek. O zaman o doktorumuz da inşallah iyi bir
dükkanda kalmış olacak. Çünkü sonuçta iskele olmayan, sağlam olmayan, belediyenin istediği şekilde yapılmamış konutlarda da sağlıklı bir hizmet vermesi de mümkün olmaz. O yüzden de hocamın dediği gibi inşallah yeni bir yer arayacak veyahut da o binayı yapan kardeşimiz bir an evvel iskanını alacak. Bu konuda belediyenin de yapacağı bir şey gözükmüyor gibime geliyor. Evet hocam, birkaç tane daha ne vardı bana sorulan? Evet, trafik kazasında eşini kaybeden kardeşime ben de eşi için rahmet diliyorum. Kendine başsağlığı diliyorum. Hocam da bahsetti, tekrarlamanın da çok zulüm şeyi yok ama başbakanımız bu konuda çok müthiş bir teyakkuz halinde. Bu cezaların bilerek adam öldürme gibi bir cezaya çarptırılması, bu gibi olayların sanki bilerek insan öldürüyormuş gibi cezaya çarptırılması konusunda bir çalışma var. Hocam bu konuyu da anlattı, inşallah önümüzdeki süreçte de sonucu da bize bildirmiş olacak arkadaşlar. Başka ne vardı bana? Kentsel dönüşüm. Mehmet kardeşim cömert. Mehmet cömert kardeşim diyor ki kiracıların durumu ne olacak? Değerli kardeşlerim, dünyadaki en zor işlerden birisi, belki de Türkiye'den diyelim, en zor işinden birisi de kentsel dönüşüm. Hakikaten işimiz zor. 30 yıllık bir savaşı bitirdik, bitiriyoruz Allah'ın izniyle ama şu kentsel dönüşümde çok büyük bir sıkıntımız var. Hele Zeytinburnu, hele İstanbul. Hele Zeytinburnu. Türkiye'nin İstanbul'un tek gece kondusu, ilk gece kondusu ve çarpık yapılaşma ne yazık ki bizi bu hale getirdi. Müthiş bir yoğunluk. Kentsel dönüşümde sıkıntıdayız hakikaten. Ama devletimiz, milletimiz, Allah razı olsun başbakanımız ne diyor? İktidarıma da mal olsa bu işi çözeceğim. İnşallah önümüzdeki süreçte bu iş de çözülecek. Ne yaptı? Devletin belli olanaklarını bu binaların yenilenmesi konusunda harcadı. Ne yapıyor? Kira yardımı yapıyor. Taşıma yardımı yapıyor. Ruhsatların harçların alınmamasından tutun da çeşitli faiz giderlerine kadar, alınacak krediye kadar bir sürü yardımlarda bulunuyor. Nedir? İnsanlar binalarını, çürük binalarını yıksın, sağlam binalarda, çağdaş binalarda otursun diye. Kiracılarla da ilgili, oturan kiracılarla da ilgili sanıyorum aynı ev sahibi gibi boşalacak binalara kira veriliyor bildiğim kadarıyla. İnşallah öyle bir pozisyon olsa kardeşimiz de müracaat ettiği zaman bu kiraları, bu kirayı alacaktır. Bildiğim kadarıyla en az 6 ay bu kiralar ödeniyor. Kentsel dönüşümde de arkadaşlar bildiğiniz gibi Sümer'de başladık, bitirdik çok şükür. Aynı şekilde devam edeceğiz. İstiyoruz ki bütün Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm yapalım. Sağlam binalara oturmuş olalım her şeyden önce. Ondan başka da çok da sizleri de zorlamak, zamanınızı da almak istemiyorum. Bana sorulan başka da bir soru yok gibi. Hocam olduğu için hep hocama sordular. Ben de içten sıyrıldım Allah'a şükür. Peki arkadaşlar, tekrar teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Hayırlı akşamlar diliyorum. İlçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben kapanış konuşmasını yapmak için mahalle başkanımız Fikret Oğuz'u ikinci mahalle başkanımız Zeki Temiş'i kapanış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın vekilim, sayın ilçe başkanım, Seyit Nizam Mahalle Danışma Meclisi'ne katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.